çeşitli keşfetmelerini sunuyor. Bu noktada dünya günlük bir tarihçesine ilişkin kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Ülkemizin de kurucu üyesi bulunduğu, yani 179 üyesi bulunan Dünya Günlük Örgütü'nün temelini oluşturan bir büyük işbirliği konseyi sözleşmesi kurucu üyeler tarafından 1950 yılında imzalanmış ve 1952 yılında yürütülmüştü. Konsey sözleşmesinin önünde bir toplantısı bulunuyor. 3 tarihinde 26 Ocak'ta 3 tarihinde yaptığı için bugünün Dünya Günlük Günü olarak gerek örgüt yönetiminde gerek mahallelerde kutlanmasını öngörmüştür. Dünya Günlük Günü'nde her sene farklı bir tema belirliyor. Çerçevesinde. 2015 yılı için Dünya Günlük amacıyla bakanlığımız koordine sınır yönetimi paydaşları bir araya getiren kapsamlı bir yaklaşım temasını belirlemiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız 640 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kurulmuş Gümrük Müsteşarlığı'nın merkez taşları yurt dışı teşkilatları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bazı birimlerini içerisine alarak merkezde toplam 20 hizmet birimi, Taşlı'da 19 hizmet birimi ve ayrıca 81 tane ticaret il müdürlüğü ve ayrıca yurt dışı teşkilatı şeklinde bir teşkilatlanma görülmüştü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mevzuatla üstlendiği görevleri yerine getirirken işlemleri basitleştirmeyi, kolaylaştırmayı, hızlandırmayı, yenilikçi ve verimli olmayı, uzmanlaşmayı, değişim ve gelişim için öğrenerek ilerlemeyi, iyi yönetişim ilkelerini benimsemeyi, kurumsallaştırmayı, hesap verilebilirliği, saydamlığı, şeffaflığı, etkinliği, katılımcıya esas alan bir çerçeve çizmektedir. Bu çerçevede bakanlığımızın %85'i üniversite mezunu, bakanlığımızın %85'i üniversite mezunu olan personelimizin 2014 yılında ülkemizin yaklaşık 158 milyar dolar ihracat, 242 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam 400 milyar dolarlık dış ticaret hacminin fiilen gerçekleştirilmesi sürecinde aktif olarak rol almışlardır. Bu bağlamda birçok bakanlık ve diğer kamu kuruluşunun gerisinde 640 milyon gibi bir ücretli bütçeyle faaliyet gösteren gümrük idarelerince uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler toplam vergi gelirleri içerisinde %20'ler seviyesine ulaşmıştır 2014 yılı itibariyle. Bu dönemde bunun dışında bakanlık birimlerinin kaçakçılıkla mücadelede etkin bir şekilde yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde 1 milyar 584 milyon lira değerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarmıştır. Bakanlığımızın kolay ticaret Büyük Türkiye sloganıyla başlatmış olduğu süreç içerisinde onaylanmış kişi statü belgesi, yetkilendirilmiş hükümlü statüsü, yerinde gümrükleme, izinli gönderici, izinli alıcı uygulamaları, LCS uygulamaları gibi uygulamalar sonucunda ithalat ihracat işlemlerinde fiziki kontrole tabi tutulan işlem sayısında düşüşler yaşanmıştır. Bunun yanında işlemlerin tamamlanma süreçlerinde de önemli kısalmalar sağlanmıştır. Bakanlığın yerine getirdiği tüm hizmetlerin yapılmasının kağıtsız ve insansız olarak yapılmasının nihai hedef olduğu süreçte diğer uluslararası düzeyde kuruluşlarla da işbirliği yapılmak suretiyle tek pencere sistemi, tek durak sistemi, ortak gümrük kapısı, basitleştirilmiş gümrük hattı gibi projelere öncelik verilerek dünyadaki modern gümrük uygulamaları ve yöntemleri takip edilerek ülkenin gümrük sistemine uyarlanarak bölgemizde nihai örnek bir gümrük idaresi oluşturulması hedeflenmektedir. Bu noktada bakanlığımızın başlatmış olduğu, biraz önce de değindiğim üzere tek durak projesi 2015 yılının ilk yarısında Kapıkule ve Sarp gümrüklerinde hayata geçirme yönünde çalışmalar devam etmektedir. Projenin tamamlanması ile Karar ve Odut kapılarında eşyanın risk analizi, ihbar ve şüphe hali haricinde fiziki muayene yönlendirilmediği durumlarda tescil işlemini sadece belge kontrolü üzerinden sonuçlandırarak sağdan çıkış işlemleri tamamlanır hale gelecektir. Bunun dışında 2012 6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde gümrük hizmetlerinde tek pencere sistemi konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde bakanlığımızla diğer kamu kuruluşları ve bakanlıklar arasında